Evet arkadaşlar, burada şortumuz, Ramazan pidelerimiz şu şekilde kıpkırmızı, harika oldu. Bu pideler değişik arkadaşlar, size pidelere geçeceğim demiştim. Şöyle burada böldük, şöyle kat kat oldu arkadaşlar. O pideler de çok harika oldu. Bu şekilde yaptık. Arkadaşlar bir yandan da yiyorum. Acıktım. Geç gece kaldım arkadaşlar. Maya beni biraz perişan etti ama olsun. Şöyle nar gibi, mis gibi tereyağlı pide tarif sayfamda var. Hem de en ince ayrıntılarıyla. Görüşürüz. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün yine Ramazan'ın güzel bir gününde sizlerle bir yemek paylaşımım var. Arkadaşlar bu sefer bir hamur işi yapıyoruz. Pidenin 9 lira olduğunu görünce ben yaptığım başka bir çeşit börek, pide tarzı bir şey yapacağım arkadaşlar. Bunu yaparsanız hiç pişman olmazsınız ve çok güzel olur. Şu kapta ılıtayım. Bir tane koyduk. Arkadaşlarım. 2. Bu ne çıkarsa. Ve 3. Galiba 3 bardak çıkacak. Evet arkadaşlar. Koyduk. Kılıyor. Bu arada biz öteki malzemeleri gösterelim. Şu şekilde üçünün de sarısını buraya koyuyorum. Dur şurada yapayım. Hatta birinin şu şekilde yanlış yaptım. Sarısını alacaktım. Şu beyazını buraya koyuyoruz. Sarısı buraya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazcık şöyle hakiki zeytinyağından koyuyoruz. Niye koyamıyoruz? Ters takmışız, koyamıyoruz. Şöyle biraz hakiki zeytinyağından koyuyoruz. Arkadaşlar bu un karışık un. Biraz da ötekinden. Böyle koyduk. Çok ısıttık. Sütü kapat. Koyduktan sonra şöyle bir gölek yapalım. Bu karışık un. Arkadaşlar. Evet onu da koyduk. Sütümüzü ilave edelim. Arkadaşlar sütü de koyduk. 3 bardak. Islak mayamız var. İlginçtir bilmiyorum. Bu tarifte kabartma tozu da var. Biraz kabartma tozu koyuyorum. Şöyle. Değişik yani. Yemek zorunda kalıyor şeker. Yeter. Ve tuz koyuyoruz. Bu çöreğimiz bir garip. Arkadaşlar ben tuzu kendim şöyle döküp ayarlıyorum. Siz de buna 2,5 çorba kaşığı tuz koyabilirsiniz. Burada aşağı yukarı bileğen un var işte. Evet. Fark etmeden sonra geri sağ elime dönüş yapıyorum. Niye bilmiyorum. Solla da yoğrulur. Ne olacak yani? Solak olan insanlar şeymiş. Kabiliyetli olurmuş ama. Evet arkadaşlar biz ikisini de şey yapacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar şey yaptım. Mayaladım.
Ama kendini bıraktı mıydı elden ayaktan? Bakın şu şekilde olmuş demektir. Yani arkadaşlar hiç bunun üstüne jilatin milatin çekmiyorum. Bu devirde bir de jilatin parası mı vereceğim? Yazık değil mi? Jilatinime. Jilatin parama. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Bir kapağı güzelce üstüne örtüyorum. Al sana jilatin. Jilatini kes. Buradan sürüp. Güzelce şunu da götürüyorum. Kaloriferin altına koyuyorum. İktisat devri. Kapağı koydum. Ben hep öyle yaparım. Üstüne mayanın, hamurun üstüne jilatin milatin hiç koymam. Devri, iktisat devri. Her şeye para vereceğiz. Kağıtlar olmuş şu fiyat. Şimdiden kabarmış bile. Evet arkadaşlar. Şimdi yüzünü yapıyoruz. Un koyduk. 2 yumurta koyduk. Şu şekilde çırpıyorum. Arkadaşlar. Bunu yüzüne süreceğim arkadaşlar. Aslında sıcak suyla pişirerek yapılır. Ama ben bu sefer bu şekilde yapıyorum. İnşallah iyi olur. Böyle pişirmeden ilk defa deniyorum. Bunu şeyin yüzüne süreceğim. Arkadaşlar çöreklerin. İçsiz çörek arkadaşlar bunlar. Şu şekilde şimdi size şey göstereceğim. Üzerine koydum. Maya gelmek bilmedi. Daha yeni geliyor. Daha hala da gelmiyor. Mayam eskiymiş maya. O şey binden aldım. Aslında binin suçu yok bu sefer. Benim suçum var. Çünkü orada bir paket eski maya kalmış. Ona güvendim. Bir şey olmaz diye. Evet arkadaşlar. Bu şekilde iç yaptık. Şu şekilde iç yaptık arkadaşlar. İnşallah kabarır. Çünkü bu çok iyi kabar. Asla yalan söylemez. Bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Kaç tane olursa buraya koyacağım. Biraz burada da kabar. Evet şöyle. Bugünkü şimdi fırınımızı yakalım. Fırın ısınıyor. Yani hemen şurayı işte tekrardan şöyle bir alayım. Evet arkadaşlar. Az gelmiş. Şükür mayam. Arkadaşlar bundan da ben biraz keserken sözlerim kopuk kopuk oluyor ama yapacak bir şey yok. Öncelikle şunu şu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Şöyle şuralarımı bir açayım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle alıyorum bunu. Aslında unla değil yağla açılması gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde hamuru alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi şöyle bakayım. Elimizi açmayız. Şeyle açayım. Oklavayla açmak en doğrusu. Şu şekilde. Hamurumu şöyle koyayım. Arkadaşlar bunun üstüne cıvımış yağ şey olur konur. Yani katı yağ konur. Ben tereyağı biraz da öteki yağdan karıştırdım. Az bir tereyağı koydum. Biraz öteki yağdan koydum, karıştırdım arkadaşlar. Çok fazla ince tel tel yapmıyoruz arkadaşlar. Hamur da lastik gibi olmuş. Şöyle açayım madem o inatlaştı. Hamur benimle inatlaşırsa ben de hamurla inatlaşırım. Arkadaşlar burada. Şöyle açayım bunu. Ben bunun açılmasını istiyorum. Şöyle inatlaşsın bakalım mayalı. Evet arkadaşlar şu şekilde mayam gelmedi arkadaşlar. Mayam bayat mayaymış. İşte bazen aksilik oluyor. Önceki mayalardan bu tarafa çektim gelmiş. Şöyle yaptık arkadaşlar. Hemen bunu şöyle aralarına koyuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bir iki tanesini de şey yapayım olmazsa. Bu hamurdan her şeyi yapabilirsiniz. Şu şekilde. Arkadaşlar unlu olsun hiç önemli değil. Zaten katları tel tel açılsın diye un da konur. Şöyle açtık arkadaşlar. Hatta yani yağlı da açabilirsiniz.
Tekrardan şu şekilde dur, şöyle yağını koyduk. Biber atıyoruz. Araları yağlı oluyor. Yağımız da sıcak olduğu için güzel oldu. Şöyle katlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın şu şekilde. Dur tam katlayalım. 5-6 kat oluyor. Şimdi bunu bu kenara bir koyalım arkadaşlar. Tekrar ikinciyi alıyorum. Şu şekilde. Un atalım yine. Hamurdan korkmayın. O sizden korksun. Arkadaşlar. Yine bunu editleyeceğim. Tabii sözlerim kesik kesik de olabilir. Yine buradan alayım. Yeni yeni mayası geliyor arkadaşlar. Hamuru. Çünkü ikinci mayayı katmak zorunda kaldım. Sevgili arkadaşlarım, başka çarem kalmadı. Şey oldu. Maya bayatmış o bir paket maya. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Açılmıyor, inatlaşıyor çünkü bayağı özlüyor. İnatlaşsın bakalım ne kadar inatlaşacak. Şöyle şöyle elimizle açalım. Arkadaşlar şu şekilde. Bu şekilde. Mayalı hamurlar elde açılsa daha iyi olur. Biraz buna yağ koyalım. Şöyle yağ koyalım. Aralarına kat kat yağ koyalım. Bu arkadaşlar bir nevi böyle çörek arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Yapın bu şekilde. Şu şekilde. Yağının daha güzel açılıyor her zaman gibi. Şimdi şunu da alıyoruz. Bunu ortasına koyuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle yuvarlakça yaptık. Yuvarlak yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ve bunu üzerine tek şöyle yağlıyorum. Şu şeyimizden koyuyoruz üzerine. Şundan koyuyoruz arkadaşlar. Şundan koyup bunu bir tane şeye koyuyoruz. Arkadaşlar. Evet, elimi ben bir yıkayayım tekrar. Şu ya da yıkamayayım. Şuradan hamur alacağım. Şuraya şöyle. Şöyle koyalım. Hamur alacağım. Şu şekilde. Birinci hamur şöyle. Evet arkadaşlar elimiz. Çünkü hamur şey. Tam istediğim şekil gelmedi arkadaşlar. Yine de geldi de mayası. Maya beni öldürdü bugün. Evet. Şöyle açıyoruz. Ortası delik cennete gideceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Böyle derlerdi eskiden. Ortasını, en son hamurun ortasını böyle delerlerdi. Derlerdi ki cennete gideceğim. Evet, şimdi yine yağını atalım. Arkadaşlar birkaç tane de şeyli yapayım. Şeyli deyip duruyorum yine. Kafa hala yerinde değil. Birkaç tane de haşhaşlı. Haşhaşlı. Şöyle katlayalım. Yine yağ koyalım. Dur. O yanık yeri. Şey, yırtık yerini. Şöyle al. Zaten buna bir tane daha yapacağız. Şöyle üstte kodumu. Evet arkadaşlar şöyle. Şunu da şöyle yapıp 5-6 kat olsun diye. Şöyle kenara koyuyoruz. Tekrar bu şekilde hepsini yapayım. Bir bakalım görüşürüz. Arkadaşlar oklavayla daha güzel açılıyormuş. Onu gösterecektim size. Şeyle, merdaneyle. Bakın şöyle. Oklavayla daha güzel açılıyormuş. Öyle dedim. Allah Allah, kameranın karşısında ne oluyor ya bana diyormuşum. Oklavayla daha iyi açılıyor. Mayalanmış. Yani şöyle. Bakın açtım, gördünüz mü?
Şimdi bunu yağlayıp şunu üstüne koyacağım. Şöyle. Yağlıyoruz. Bunun içine koyuyoruz. Şu şekilde yuvarlak yapıyoruz bu sefer. Şuradan sürüyoruz. Arkadaşlar. Bunu yapıp onu ne yaptım? Aldım şeye koydum. Şöyle koydum. Burada bekleyip şu şekilde koyduk. Bunlar bu şekilde tepsiye gelip onlar öyle devam edeceğiz. Şimdi kapatalım bir. Görüşeceğiz bir sonuçta. Tekrar açıyoruz. Kabar kabar olmuş. Gelmeye başladı. Şöyle. 3 tane. Şekilde açması kolay oluyor. Bir türlü şeyle falan açılmadı. Elimizde tabii bunu yapmaya tabii el soğuyor arkadaşlar. Yani şu şekilde katlıyoruz. Tekrar döküyoruz. Şöyle. Şu şekilde. Bu videoyu biraz uzun atacağım arkadaşlar. Millet bir saatlik video atıyor. İsteyen izlesin, istemeyen izlemesin. Kendisi bilir. Zaten izlemiyorlar. Baştan izliyorlar. Bunu uzun atacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da haşhaşlı. Biraz da ceviz koydum. Şu şekilde. Bunu da bu şekilde yapıyorum. Haşhaşlı ve cevizli. Yine şu yağdan biraz katıyorum. Şöyle. Şöyle. Bu da haşhaşlı ve cevizli oluyor. Şöyle içinde katlarında gelsin. Bunu da şey yapacaktım. Bak şunun içine atacaktım. Evet arkadaşlar bunu da şöyle kenarda dursun. Şunun alt kısmını yapmadım. Bunu da yapayım da. Arkadaşlar şu şekilde biraz kabarttıktan sonra şu şekilde şöyle bir kağıtlar yağlı. Şöyle şöyle yapıyoruz. Biraz da bu şekilde kabarıyor arkadaşlar. Ondan sonra fırına veriyoruz. Dur bakalım devam ediyoruz. Onu göstermek istedim. Şu şekilde. Bu da cevizli. Şu şekilde parmaklıyoruz arkadaşlar. İsterseniz parmaklamayın. Düz yapın. Ben böyle yapıyorum. Bu şekilde bu üstün şifasını da koyuyoruz. Şu biraz dağıldı. Şu şekilde parmaklıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bu biraz bu şekilde de kabarsın. Fırındaki pişene kadar üstüne de şeyini atarsın. Şunu da artık şöyle tamamen bitireyim. Bitti bu sonuncu arkadaşlar. Bir de sokarken bu kabaracak. Tekrar fırına sokarken yine elinizle böyle şakkada şakkada bastırın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki değer dua etmeyeyim. Allah kurban olduğum Allah devletimizi, milletimizi, insanlarımızı korusun Allah'ım. Allah'ım polislerimizi, askerlerimizi, sınır boyundaki insanı ya nöbet bekleyenleri korusun. Ya Rabbi alemin herkese sağlık ve sıhhat versin. Arkadaşlar bu Ramazan pidemiz değişik. Pastane pidesini yapın. Yemelere doyamayacaksınız. Şuradan biz hemen löpürdettik. Biraz böldük yedik arkadaşlar. Kat kat. Yumuşacık. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle üstü böyle çıtır çıtır. İçi. Şu da arkadaşlar şeyli pidemiz. Bu da arkadaşlar maya beni perişan etti. Bu maya gelmeyince gece kaldım. Şu da arkadaşlar haşhaşlı cevizli. Şunlar haşhaşlı cevizli. Şu sade. Şu da sade arkadaşlar. İçleri böyle kat kat yumuşacık. İçi sahurda falan böyle ısıttığınız zaman yemeye doyamayacağınız pideler arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Şöyle harika pideler. Evet. Burada şeyimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Daha iki tanem var. Fırında pişiyor arkadaşlar. Birisi burada. Burada.
Buna böyle parmak basıyorsunuz girerken gibi. Öteki de fırında arkadaşlar. Pişiyor. Burada biraz keseceğim ama çok kesmeyeceğim, uzun yükleyeceğim. Gününüz haneniz şen olsun. Ramazanınız uğurlu ve kutlu olsun. Hayırlı olsun şerifleriniz, Ramazan şerifleriniz. Çok güzel oldu. Şimdi videoyu kapatalım arkadaşlar.